Bu Gerçekten. verilen sözler aslında konuşulan şeylerle hiç alakalı değil yani Avrupa Birliği zaten orada bir barış istemiyor. Evet. Dolayısıyla Şimdi... biraz da aslında siyasilerin tepkisiyle Tabii. bağdaşıyor Sayın Caşın. Şimdi ee, Avrupa Birliği ve Amerika ile birlikte Suriye'de iş yapmaya kalkarsanız yani onların ekseninde onlardan e, mali destek alarak onların öncelikleriyle uzlaşarak e, bir plan ortaya sererseniz. ...Suriye'nin bölünmesini kabul etmiş olursunuz. Bu az, az önce ilk bölümde de onu anlatmaya çalışmıştım. O yüzden de Cumhuriyet Halk Partisi'nin... ...Suriye'nin kuzeyindeki ABD varlığı ile ilgili... ...PKK varlığı ile ilgili bir itirazı... E, ...böyle altını çizdikleri bir durum yok. Zaten Türkiye'de HDP ittifak yapınca... ...orada da PKK'ya karşı çıkıl, çıkılmıyor, çıkmıyorlar. Şimdi burada sizin sorduğunuz <laughs> ilk soruya... iznize dönmek istiyorum. Halep'te bir iş hayatının olması... Sınır hattımızda bir iş hayatının olması, sosyal hayatının olması, eğitim hayatının olması şu kararı vermeye bakar. AK Parti'nin de Cumhuriyet Halk Partisi'nin de şu soruya net cevap vermesi lazım. Buna e, Sayın Doğu Perinçek, Vatan Partisi lideri her iki e, siyasi partiye de bir çağrıda bulunmuştu. Şu soruya net cevap verelim diye. O da şu, sınırımızın öbür tarafında bir devlet mi olacak? Yoksa başka bir yapının mı kontrolü olacak? Yani başka bir yapıdan kastım mı? Kastım şu, uzun bir sınırımız var. Şu anda duvar örüyoruz, geçişleri engelleyebilmek için. Ee, o uzun sınırda ee, IŞİD mi olacak? Yani sınırımızın öbür tarafında IŞİD mi olacak? HTŞ mi olacak? EYTÜTAR ŞAM mı olacak? PKK mı olacak? Terör gruplarından söz ediyoruz. Evet, yani öbür tarafta bir devlet mi olacak? Şimdi devlet olacak dediğiniz andan itibaren Suriye yönetimiyle görüşmeye mecbursunuz. Suriye'nin nasıl yönetileceği, Beşer Esad yönetiminin antidemokratik özellikleri, Beşer Esad yönetiminin hataları Suriyeli'yi ilgilendirir. Suriye'nin yönetimini Türkiye'den belirlemek gibi bir hevesi Sayın Davutoğlu döneminde açıkça Davutoğlu söyledi. O artık eskide kaldı. Dolayısıyla hoca, hocanın az önce söylediği yeni duruma adapte olmak, yeni siyasetler belirlemek diye izninizle onu yeni bir düzleme çekmek istiyorum. Burada ülkemiz bir karar verme durumunda. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi Halep'te bir iş hayatı, sosyal hayatı olacaksa o zaman Suriye yönetimiyle görüşmek gibi bir mecburiyete sahibiz. Dolayısıyla burada şimdi az önce sizin ilk sorunuzla da aslında ee, şimdi meslektaşız beni daha iyi Anlayacaksınızdır. Biz e, gazeteciler haberi satır arasında yakalar, biliyorsunuz. Yani bir metin önümüze geldiğinde e, kal, laf kalabalıklığını eleriz, kenara koyarız. Yeni ne var ona bakarız. Bir süreç analizi içerisinde e, açıklama, siyasi açıklama. E, yeni ne barındırıyor haber? Burada size bu sözlerden burada, cümlelerden yeni ne barındırıyor? Bakın yeni ne var, gördünüz? biliyor musunuz? Eskiye. O, Ş şöyle oranda. yeni şu. Bir süreç işledi Türkiye, Astana süreci işletti İran ve Rusya ile. Şimdi Astana süreci, inisiyatifi Cenevre'den alma süreciydi aslında. Her ne kadar birbirleriyle e, etkileşime açık olsa da, Cenevre süreciyle Astana birbirlerini selamlasa da ve birbirlerini arada pasatsa bile, aslında Astana süreci, inisiyatifi Batılı devletlerin elinden alma süreciydi. Şimdi az önce Sayın Hocam bir... E, şey çizdi, portre çizdi 2016'dan sonraki süreci. Çok önemli, çok güzel özetledi. E, o özetlediğimiz süreç şuydu aslında. Bölge devletleriyle birlikte Türkiye Suriye'deki kanayan yarayı sarmaya başladı. Aha. Ve İran ve Suriye'yi yanımıza alarak PKK'yı yani Amerika'nın kantonlarını hatırlayınız 4-5 yıl önce biz ne konuşuyorduk? Kantonlar vardı orada yani PKK'nın yönetim birimleri vardı. Mehmetçik ne yaptı? o kantonları karton gibi dümdüz yaptı. Ama bunu yaparken ne yaptı Türk diplomasisi, Türk hükümeti? İran ve Rusya ile Astana sürecini başlattı. Dedi ki benim güvenliğim esastır. Askerim girecek ve buradaki tehlikeyi bertaraf edecek dedi. Üç tane tarihimizin en büyük askeri operasyonlarını başarıyla gerçekleştirdik. Şimdi burada bu Astana sürecini Sayın Kılıçdaroğlu derinleştirse ve ilerletseydi bu açıklama metninde ona bir atıf olsaydı. ...ya da bu hedefe yönelik yeni bir e, açılım getirseydi... Oldu. ...o zaman derdik ki Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'nin güvenliğini sağlayacak olan... E, ...bir sürece Türkiye'yi sokacak ve Halep'te de iş adamları o zaman fabrika kurabilecek derdik. Burada Astana sürecini derinleştirmenin ötesinde sabote etmeye yönelik fikirler var. Altını çiziyorum. Yani siz Amerika ve Avrupa ile Suriye'nin geleceğini planlamaya başlarsanız... O zaman astana sürecini sabote edersiniz ki bunun e, önceden işaretlerini de vermişti. İki siz tane tarihi açıklamalardan şunu yapıyorum. mu çıkardınız astana sürecini bir e, kenara sağ, bırakıyor e, tabii, yeni çünkü, bir süreç başlatmaya ay, çalışıyor mu siz şey soruyu bize, bize şöyle sordunuz ya Halep'te iş adamlarını Türkiye'nin kaynaklarını evet. oraya yönlendirmek mümkün mü ve doğru mu diye ya da bu yatırımı nereden sağlayacak Evet şimdi ben de ona Türk iş şöyle bir cevap veriyorum sizin sorunuza Astana sürecini eğer derinleştirme ve ilerletme olsaydı ve Suriye yönetimiyle de bu sorunları giderme konusunda atılan adımlar daha cesur Ak Parti'nin bence ona şu anda ihtiyacı var. Cesurca burada aynı Mısır'da olduğu gibi adım atması gerekiyor. Ama bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun önerisinde bu süreci derinleştirme fikri yok. Bakınız satır arasında haberi yakalayalım. Biz az önce o yüzden dedim meslektaşız ve bir metne nasıl bakıyoruz? Yeni ne var diye. Bakınız 15 Ocak'da 2021'de Sayın Kılıçdaroğlu çok önemli bir cümle kurdu. Türk dış politikasını Putin belirliyor dedi. Bir defa bu gerçeklikle hiçbir alakası yok. Yani Türk dış politikasını Putin değil, şu anda Ankara belirliyor. 2016'dan sonra Sayın hocamın söylediği süreçten itibaren hele Türkiye ağırlığını koyarak bölge ülkelerinin de tamam. e, önceliğini kendi önceliği yaptı ki çok doğruydu bu. Aslında da biraz öyle. Şimdi burada. Niye Sayın Kılıçdaroğlu 15 Ocak'ta Türk dış politikasını Putin belirliyor dedi. Birinci soru bu. İkincisi şu 27 Nisan'da 2021'de e, Türkiye eksen e, değiştiriyor. Batı ekseninden çıkıyor dedi. Şimdi ben onu eksen kelimesini güdüm kelimesiyle değiştirirsem zannediyorum Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu daha iyi res resmetmiş oluruz. Biz Batı güdümünde dış politika uzun süre icra ettiğimiz için maalesef Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde Amerika Birleşik Devletleri istediği gibi at koşturdu ve bunu engelleyemedik. Ama özellikle 2016'dan sonra yani Fetö darbesini bertaraf ettikten sonra ki aslında Fetö Türkiye ile Rusya'nın arasını bozmak için büyük sapotajlar yaptı Karlov Suikasti gibi bizim askeri harekatlarımızı engellemeye çalıştı sürekli. Uçak düşürülmesi hadisesi gibi. Dolayısıyla burada Sayın Kılıçdaroğlu şöyle sorunuza da bağlamış olayım. Sayın Kılıçdaroğlu dikkati bizim sahada güçlenmemizi ve Türkiye'nin güvenliğini sağlamamızı sağlayan dostlarımızla aramızı bozmaya yönelik bir söylem benimsemiş durumda. tamam Yani, yani Siz aslında süreciyle aslında Türkiye bunu sağlamıştı sahadaki e tabii gücünü. Siz şimdi Putin'i hedef yaparsanız bakınız. Şangay İşbirliği Örgütü'ne karşı mücadeleyi bir program olarak benimserseniz, Sayın Kılıçdaroğlu bunu da söyledi. Şimdi dikkat edin, Cumhuriyet Halk Partisi metinlerinde değerli hocaların az önce ona işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Türkiye'ye yönelik bir tehdidi yok bu metinlerde, bulamıyoruz. Biz büyüteçle arıyoruz, yine bulamıyoruz. Ama ne var? Putin ve Rusya düşmanlığı neden serpiştiriliyor ve söyleniyor? Bunların hepsi Şangay İşbirliği Örgütü'ne karşı tavır. Bakınız zannediyorum İlnur Çevik'ti ismini yanlış hatırlıyor olabilirim ama bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikalarından sorunu bir isimdi. Murat Özçelik de olabilir. Şunu söyledi. Şangay İşbirliği Örgütü e, despotların ve diktatörlerin örgütüdür dedi. Yine buna benzer söylem. Bakın Türkiye iç politikasında da parantez açayım. Türkiye'de kamplaşmayı, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi nasıl koyuyor? otoriterlerle demokrasiciler arasında diye koyuyor ki çok tehlikeli bir söylem. Çünkü bu söylem Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahale etmek istediği ülkelerde temel söylem. Onlar Washington'dan Asya'ya baktıklarında ne görüyor? Çin despot, Rusya despot, hatta Venezuela despot, Suriye despot, Libya Kaddafi despot. Yani hedef aldıkları ülkelerin hepsini diktatörlükle ve otoriterlikle suçluyorlar. Burada da Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylem bazında hem Suriye'ye hem Türkiye'ye bakışında o yüzden Esad'ın Suriye'si ile Türkiye'nin Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'si aynı düzlemdedir açıklamasını hatırlatıyorum Sayın olun bu çok tehlikeli ve bu süreç maalesef Astana sürecini sabote etmeye yönelik bu söylemler Suriye'nin kuzeyinde Halep'te diğer yerlerde ne bir sosyal hayatın yaşanmasını sağlayabilir ne de bir iş dünyası kurulabilmesini sağlayabilir. Bakınız Antep Gaziantep'i söylediniz değil mi az önce açıklamadan onu hatırlattınız. Ben 3 e, sene önce Gaziantep'te, e, Gaziantep valisi Sayın Davut Gül'le bir söyleşi yaptım. <laughs> Ve orada e, ne olacak dedim. Çünkü biz e, Suriye Hangi konusunda... Hangi açıdan sordunuz bu soruyu? E, biz Suriye konusunda e, AK Parti'yi eleştiren yayınlar yapıyoruz. Burada da az önce söyledim. Suriye yönetimiyle hemen temas edip görüşülmesini, evet, görüşülmesini evet. istediğimiz için. Ve Sayın Davut Gül de tabii o devlet bürokratı, devletin gözüyle yorumluyor. Devlet de ne yapmaya çalışıyor anlamaya çalışıyoruz tabii devlet bürokrasisinin de önceliklerini ve orada çok güzel bir o söyleşi gerçekten benim ufkumu açtı zihnimi açtı ve bürokrasiye güvenim tazelendi güvenlik bürokrasisine güvenim tazelendi. Çünkü bir devlet aklının varlığını Sayın Davut Gül'ün açıklamalarında gördüm orada şu güvenliği sağlayacağız ama bu güvenliği sağlarken burada içimizdeki Suriyelilerin orada yaşamını sağlayarak bunu adım adım yapacağız. Yani hem toplumsal huzursuzluğu adım adım gidereceğiz ama bunu yapabilmek için de orada sosyal yaşamı da inşa etmemiz gerekiyor dedi. Şimdi bunun planını az önce komutanım zaten referanslarla anlattı. Bu plan hazır. Bu plan uygulanıyor şu anda. Ama bazı yerlerde hızlı adım atmamız gereken bir döneme girdik. Neden? Bakınız yine Suriye'nin kuzeyinde şehitler gelmeye başladı ve PKK şu anda Biden sonrası cesaretlendi. Altını çizelim. Yani oradan roket atışlarını aynı bölgesindeki itiş kakış, Afrin'de yine saldırılar düzenlenmesi, bombalı saldırıların düzenlenmesi, İdlib'de kaynayan kazan maalesef sınırımızın dibinde metrekareye teröristin düştüğü dünyada başka bir yer yok. Bakınız İdlib dört bölgedeki teröristlerin toplanma yeriydi. Doğu teröristler İdlib'e getirildi. Halep'in kırsalındaki teröristler İdlib'e getirildi. Yani hastane sürecinde alınan olumlu kararlardan birisi o bölgedeki teröristlerin tasfiye edilmesi ve Suriye'de huzurun sağlanmasıydı. Ama nihayetinde nereye geldik? Sınırımızın dibinde metrekareye en çok teröristin düştüğü dünyada başka bir bölge yok. Dolayısıyla bizim İdlib meselesini çok hızlı çözmemiz, bunu çözebilmek için de Rusya ve Suriye'nin, İran'ın, Türkiye'nin bir silahlı kararlılık göstermesi gerekiyor. Bakınız bugün Haseke'den bir haber geldi. Bunu da izleyenlerin de dikkatine sunmuş olalım. Çok önemli bir haber. Türk ve Rus askeri yetkilileri Haseke'nin elektrik ve su problemini çözdü. Bu şu demek. Emin olun şu anda Suriye, Türkiye'de bulunan, sınır hattında bulunan Haseke'de toprağı, evi, bahçesi olan ciddi bir nüfusun o bölgeye tekrar ...gitmesi demek. Hı. Şunu ha, söylüyorsunuz, Aslan'a sürecinin devam etmesi gerektiğine... Et, 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 ...ama Haseke, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Aslan'a sürecine devam ettirmeyeceğinin sinyallerini veriyor. Aslan'a sürecini devam ettirmek istemeyenler de Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Evet, çok, çok güzel özetlediniz. Bakınız burada evet, siz Türk ve Rus e, askeri heyetinin Haseke'de yaptığı bir model. O modelle buraya elektrik ve su veriyoruz dediğiniz andan itibaren... 50 bin, 60 bin kaçsa Haseke'nin durumunu tam bilmiyorum ama bir nüfusa buraya gel demiş oluyorsunuz. Dolayısıyla burada çözüm yine Astana aktörlerinin Türkiye'nin girişken tavrıyla birlikte, hem silah, silahlı tavrı yani orada PKK'yı ezeceksin ve alan açacaksın nüfusa, huzur sağlayacaksın az önce söylenildiği gibi. Ama daha önemlisi şu, bakınız satır arasını o yüzden okuyalım dedim. Türk dış politikasını... Putin belirliyor dediğinizde ki bunu yanlış hatırlamıyorsam Sayın Akşener'de bir iki grup konuşmasında ima etti. Yani şöyle bir manzara çizmeye çalışıyorlar. Sanki Türkiye Rusya'nın güdümüne girmiş gibi bir manzara çizmeye çalışıyorlar ki hiçbir gerçeklikle alakası yok. Tam tersine Suriye ile sahada ciddi problemlerimiz var. Aşamadık Bu bir şey o işte, problemlerimizi. Müsaade ederseniz. Şimdi Türkiye yanıyor değil mi? Kalbi yanıyor. Neresi yanıyor? Sayın Putin, ha, ormanlar yanıyor. Evet. Putin bizi tayyare gönderdi Ukrayna gönderdim. Amerika'dan kuş bile gelmedi. Gelmedi doğru. dostu. Hani bu dostu da belli oldu. He. Ben cümlemi şöyle <laughs> çok tamamlamak isteyebilir evet. mi Öz özür dilerim. Şimdi burada e, ben az önce hocamın söylediği e, çerçeveyi çok önemsiyorum. E, 2016'dan sonra bir millileşme atağı yapıyor Türkiye diye hocam özetledi. Şimdi Türk dış politikası bir karar aldı. Yeniden Asya çağı diye bunun dairesini de kurdu. Asya devletlerindeki büyük elçiliklerimizi de topladı ve dedi ki e, yeniden Asya e, girişiminde Türkiye e, siyasi ekonomik olanaklarını arttıracak dedi. Şimdi burada e, yeni dönemde yani Amerika Birleşik Devletlerinin Irak'tan çekilmek zorunda kaldığı, Afganistan'dan çekilmek zorunda kaldığı ve bir kongresinin basıldığı bir iç hesaplaşma yaşadığı, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Kongresini Amerikalılar bastı. Böyle bir istikrarsızlık döneminde Amerika Birleşik Devletleri pandemiyi eline yüzüne bulaştırdı vesaire. Yani çok sayabiliriz Amerika Birleşik Devletleri'nin gerilemesine alameti maddeleri saymaya kalktığımızda çok uzun sürer. Sonuç itibariyle gerileyen bir kuvvet inisiyatif kazanamıyor ve biz burada hem Suriye'nin kuzeyinde hem Afganistan'da umarım onu da konuşmaya fırsatımız olur. Kriz bölgelerinde Asya devletleriyle birlikte Türkiye'nin öncülüğünde sorunları çok hızlı çözebiliriz. Çünkü Türkiye'nin buna yeteneği var ve Türkiye bu hatta girdi. Biz ben kendi amaçla... alanımızda kalalım diyorsunuz aslında, kendi bölgemizde kalalım. Yani şöyle bizim güvenliğimizi ilgilendiren noktalarda müdahil olacağız, müdahale edeceğiz. Bakınız Sayın Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederken çok ilginç bir cümle sarf etti. Dedi ki cümle gerekçelerinin içerisinde mavi vatanın tam anlaşılamadığını, bu mücadelenin de öneminin kavranamadığını görüyorum gibi gerekçelerinden birisi buydu. CHP'nin anlamadığı. Evet Cumhuriyet Halk Partisi liderliğinin. Şimdi aslında bu konuştuğumuz konu Suriye'nin kuzeyinde de gerekçelerden biri olarak yani Türkiye'nin güvenliğine yönelik bir planı yok diyoruz aslında şu anda eleştirimizin esası o oradaki kuvvetlerle işbirliği içerisine giriyor Amerika ile ve Avrupa ile. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi tabanının yöneticilerinin liderliğinin şu konuda karar vermesi lazım. Terör örgütünün devletine karşı çıkacaksan içeride HDP ile de ittifak yapamazsın. Yani ben içeride HDP ile ittifak yapayım dışarıda böyle böyle bir çizgi yok. Bunu da yapmıyorlar zaten böyle bir niyetleri de yok ama kimse Türk milletini şöyle aldatamaz. Güvenliği, barışı, huzuru, istikrarı siz terör örgütlerini besleyen Amerika ile Avrupa ile getiremezsiniz. Getiremezsiniz çünkü burada eğer Putin'i, Rusya'yı, İran'ı düşmanlık kategorisine sokup AK Parti'yi eleştirmeye kalkarsanız o zaman Türkiye'nin önündeki çözüme çözümü tıkamış olursunuz. Bu şu demek değil ama AK Parti az önce söyledim. Çevik olmak zorunda, yavaş kalıyor maalesef. Bakın 3 senedir İdlib'i konuşuyoruz. Siz bir Kaç an önce bir Esad için? rejimiyle görüşülmeli diyorsunuz ve Aslan'ın sürecinin devamını... E tabii şimdi istiyor. devlet mi olacak, terör örgütü mü olacak orada? Devlet olacaksa o Esad... Suriyelilerin sorunu Esad. Bizim sorunumuz değil ki. Yani biz şimdi nasıl... Karşı çıkıyoruz Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin yönetimini ben belirleyeceğim diyor değil mi? Muhalefetinizi destekleyeceğim, darbe yapacağım. 15 Temmuz'da meclisimizi bombalamadılar mı? Bombaladılar. Türkiye'ye iktidarını değiştirmek Peki. için yaptılar bunu. Şimdi biz burada nasıl kızıyorsak Amerika'ya ve Avrupa'ya Türkiye'yi yönetecek olan kişiyi biz belirleriz diyorsak o zaman Suriye'de, Irak'ta, e, Libya'da kendi yöneticilerini kendisi seçer. Şimdi burada AK Parti'nin önünde şöyle bir sorun var bence. E, toplumsal huzursuzluk arttı ve ekonomik huzursuzluk derinleştikçe Suriye konusu Türkiye'nin içerisindeki Suriye konusu bir e, istikrarsızlık unsuru olarak yabancı istihbarat servislerine bir fırsat tanıyor. Bunun ciddiyetinin ve öneminin üzerinde durmamız lazım. Çünkü en ufak bir olay kışkırtma alameti olarak kullanılıyor. Konya'da en son yaşadığımız olay da onlardan birisiydi. Bakınız biz Konya'ya gittik, muhabirlerimizi yolladık. Burada bir Türk-Kürt çatışması mı var dedik. Orada o e, hedef alınan aileden ailenin komşuları şunu anlattı. Burada 10 yıllık bir husumet var. Bir Türk Kürt çatışması yok dedi. E, ama ne oldu? Türkiye gündemineyi tartıştı. Bir etnik boğazlaşma varmış gibi konuşuldu. Ve göçmenlik konusu, sığınmacılar konusu da şu anda bir Türkiye'de e, ateşlenecek bir barut gibi. Yani içimizde maalesef yabancı istihbarat örgütleri bunun evet. fırsatını kolluyor. AK Parti bunu gözeterek de çok hızlı bir şekilde Suriye yönetimiyle görüşmeli ve sınırımızın öbür tarafına misafir ettiğimiz Suriyelileri çok hızlı bir şekilde intikal ettirmeliyiz.